Mevzuyu çok teşekkürler aktardıkların için. Şimdi yani sporla devam edelim o zaman. Olimpiyatlarda neden az madalya kazanıyoruz diye boşu boşuna ayıflanıyoruz. Çünkü 513 bin faal sporcuya sahip Türkiye'de sporcu başına yıllık ortalama ödenek sadece 489 lira. Oysa İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın son raporuna göre daha fazla madalya için kesenin ağzını açmak gerekiyor. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türkiye'nin spor bütçesi, madalyanın maliyeti yüksek adıyla rapor hazırladı. Rapora göre uluslararası spor karşılaşmalarında daha çok madalya kazanmak, spora yatırım yapmaktan geçiyor. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası raporu, Türkiye'nin Londra Olimpiyatlarında madalya kazandığı atletizm, judo, boks gibi branşlarda dahi özel federasyonların kendi gelirlerini yaratamadığını ortaya koydu. Futbolda bile amatör sporcu başına yıllık bütçe sadece 122 lira gibi düşük bir tutarda kalıyor. Spora harcanan paranın elde edilen madalya istatistikleriyle kıyaslanması sonucu olimpiyatlarda bir madalya kazanmanın maliyeti Türkiye'nin ilk madalya elde ettiği 1936 yılında 4 milyon lira düzeyindeydi. Bu yıl bu rakam 946 milyon lirayı buldu. 513 bin faal sporcuya sahip Türkiye'de halen sporcu başına yıllık ortalama ödenek ise yalnızca 489 lira. Raporun sonuç bölümünde ise sporun kar ve zarar mantığına dayanan bir gösteri endüstrisine dönüşmesinin önüne geçilerek halka yayılma stratejilerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekildi. 2012 yılında Londra Olimpiyatlarında 26 olimpik branştan sadece 3'ünde toplam 5 madalya kazanabilen Türkiye, tüm olimpiyat tarihinde ise bugüne dek yalnızca 6 branşta madalya sahibi olabildi. Sevgili seyirciler,